Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımızda 25 soru var. Her sorunun puan değeri 4. Önce dur kendini çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarla paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Beni acaba hangi şehirden, hangi okuldan takip ediyorsun? Yorumlara bunu belirtebilirsin. Yorum en çok beğenileni sabitliyorum ve o kullanıcı sonraki videolarım içinde de kullanıcı adı ve okulu şehriyle belirteceğim. Bilgin olsun, haberin olsun. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Talas Savaşı Türkler için bir dönüm noktasıdır. Bu savaştan sonra Türkler İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Türkler arasında İslam dini hızla yayılmış, İslam kültürü Türk kültürünü etkilemiştir. Özellikle de Abbasiler örnek alınarak birçok yeni kurum meydana getirilmiştir. Sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanda değişimler yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında etkilenmeye örnek olarak gösterilebilir? Kervansarayların inşa edilmesi ekonomik alandadır. A'yı eledim. Ülke hükümdarın yönetmesi siyasi alandadır. Bunu eledim. Şehirler arasında yollar inşa edilmesi bu ulaşım alanındadır. Eledim. Birçok yani eğitim alanında dediği için eğitimin yapıldığı yer medreselerse o zaman birçok medreselerin açılmasıyla bunu ben örnek olarak gösterebilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. 2 numara sorumuz yukarıdaki paragrafta İpek yolunun hangi özelliğine değinilmemiştir diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. İpek yolu 2000 yıldır pek çok ülkeden geçerek Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir köprü olmuştur. Bu köprüden sadece mallar değil, kültürler ve insanlar da geçmiştir. Zenginliğin ve bilginin taşındığı bu yol, kontrolünü elinde tutan devletlere ekonomik, askeri, kültürel ve siyasi imkanlar sağlamıştır. Acaba İpek yolunun hangi özelliğine değinilmemiştir? Devletler arası savaşa neden olmasına, farklı coğrafyalardan geçişine, bu B seçeneği kesin olarak eleyebilirim. Çünkü 2000 yıldır pek çok ülkeden geçiyormuş. Avrupa'dan Asya'ya kadar dolayısıyla farklı coğrafyalardan geçmiş. Kültür köprüsü oluşuna kültürel ve siyasi imkanlar sağlamıştır ve kültürler insanlar da geçmiştir. C seçeneğini de eledim. Ekonomik değeri bu köprüden sadece mallar değil, mallar geçtiğine göre ekonomik değeri de vardır. Devletler arasına neden olmuştur kesinlikle İpek yolu ama burada onunla ilgili bir bilgi yok. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bu tarz sorularda verilen bilgiden, paragraftan şaşmamak gerekiyor. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7, 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Velileriniz bizi 507-215-26-58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. 3 numaralı sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki açıklamaların hangi kavramlara ait olduğunu yanlarına yazıldığında aşağıdaki hangi şık doğru sıra olarak verilmiş olur diyor bize. Başkalarına zarar vermeden dilediğini yapabilmek özgürlüktür sevgili öğrencim. Yani sırayla dediği için B ve C seçeneklerini eledim. Bir şeyi yapabilme yetkisi, çocuklar bir şeyi yapabilme yetkisi haktır tabii ki. Kişinin davranışlarının sonucunu üstlenmesi ise sorumluluktur. Yani önce özgürlük, sonra hak, sonra sorumluluk olacak. Doğru cevap A seçeneği. Bir diğer sorumuz, ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar her ne kadar Arap kültüründen etkilendilerse de dillerini korumayı başarmışlardır. Yazdıkları eserleri Türkçe olarak yazmışlar ve her yerde Türkçe konuşmuşlardır. Buna göre Karahanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Her yerde Türk devleti Türkçe konuşuyorlar, milli benliklerini korumuştur diyebilirim. İslam dünyasının siyasi lideri olmuştur diyor. Kenarda kalsın. Türk diline sahip çıkmışlardır. Kesinlikle ulaşabiliyorum. Kendi kültürel değerlerini Türkçe'ye sahip çıkarak, yazdıkları eserleri Türkçe olarak yayınlayarak yaşatmışlardır. Buna da ulaşıyorum ama B seçeneği İslam dünyasının siyasi lideri olmuşlardır. Hayır, sadece İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olmuştur. Ben bu bilgiye ulaşamadım. Cevap B seçeneği. 5 numaralı sorumuz, ilk Türk devletlerinde ikili devlet teşkilatı vardır. Ülke Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılırdı. Doğuda Hakan, Batı'da ise Yabgu olurdu. Hakan ülkenin siyasi kanadından sorumlu olurken Yabgu ise askeri işlerden sorumlu. Ancak bu durum çoğu zaman ülkeye büyük zararlar verildi.
Aşağıdakilerden hangisi ikili devlet teşkilatının zararlarından biri değildir? Çocuklar, bu ikisi sonuçta kardeş oluyoruz. Bu kardeşler de iktidar savaşına dönüşürler. İktidarı kim alacak? Yönetimi kim ele geçirecek? Bu kavgalardan sonra da ülkeler kısa süre içerisinde yıkılıyor. Ülke yönetimini kolaylaştırması, ülkenin bölünmesine neden olması, yönetme sorumluluğunun paylaşılması, yerleşik hayata geçilememesi. Hayır. Ülkenin bölünmesine neden olmuşlardır. Doğru cevabım B seçeneği. 6 numaralı sorumuz. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında birçok kervansaray yapılmıştır. Bu kervansaraylarda 3 gün boyunca konaklamak bedava yapılmıştır. Konaklayanlardan hasta olanları tedavi edilir. Hayvanların bakımı yapılırdı. Burada kalanların her türlü ihtiyacı karşılanırdı diyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nde böyle bir uygulamanın olmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? D seçeneğini hemen elemek istiyorum. Konuyla bir ilgisi yok. Şimdi çocuklar, A ve B seçenekleri, hani Anadolu'nun kalkınmasına amaçlanmıştır, ticareti geliştirme amacı vardır. Bu ikisi sanki bir gibi geliyor. Yani A'yı diyen B'yi de demesi lazım gibi. Burada konaklayanlardan hasta olanlarını tedavi ediyorsun, hayvanların bakımını yapıyorsun. Burada kalanlara 3 gün boyunca konaklamayı bedava getiriyorsun. Burada kalanların her türlü ihtiyacını karşılıyorsun. Yardımlaşma ve dayanışmayı arttırmak, doğru cevap C seçeneği. 7 numaralı sorumuz. Orta Asya Türk Devletleri'nde devlet işleri kurultayda görüşülürdü. Herhangi bir konuda kurultayda toy toplanırdı. Toy toplantısına katılan herkes görüşlerini dile getirirdi. Bu toplantılara bağlı beyliklerin beyleri ile fikir birliğine varmak önemliydi. Ancak yine de hükümdarın son sözü önemliydi. Hükümdar ise asla törenin dışına çıkmazdı. Yukarıda tırnak içine verilen cümleyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Töreyi burada bir yasa gibi düşün. Orada alınan bir kural, kanun, hükümdar bile olsa onun dışına çıkmazdı diyor. Hükümdarın yetkileri sınırsız değildi. Tek karar verici hükümdardır diyemezsin. Kurultay bir danışma meclisidir. İstenilen her konuda kurultay toplanabilir. Hükümdar ise asla törenin dışına çıkmazdı. Ben buradan hükümdarın yetkilerinin sınırsız olmadığını görüyorum. Doğru cevabım A seçeneği. 8 numaralı sorumuz bir bilgi sorusu. Karahanlılar döneminde kültürel alanda önemli çalışmalar olmuş ve ilk Türk İslam eserleri kaleme alınmıştır. Bu eserlerden biri de Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Eserde dünyayı, Allah'ı, insanı bilmenin sadece bilim yoluyla olabileceği anlatılır. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı hakkında olan konuyu işlemiştir. Çocuklar, bu eser Atabeytül Hakaik'tir. Doğru cevap B seçeneği. 9 numaralı sorumuz. Selçuklular ile Bizanslar arasında Anadolu için yapılan ilk savaş yine bir bilgi sorusu. Pasinler Savaşı'dır. Doğru cevabım A seçeneği. 10 numaralı sorumuz. Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri ve Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olması öncelikle yapılan savaşlar sayesinde olmuştur. Buna göre yukarıdaki savaşlardan hangileri sonuçları bakımından benzerlik gösterir? Çocuklar, bu savaşlardan iki tanesi, Malazgirt Savaşı ve Myriokephalon Savaşı, Türkler ya da Selçuklularla Bizanslar arasında olmuştur. Ve biz bu savaşlardan sonra Anadolu'yu yurt edinmeye başlamışız. 2 ve 4 tabii ki doğru cevap C seçeneğidir. 11 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Uygur Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir diyor bize. Bakalım hemen. Çocuklar, Uygur Devleti yerleşik hayata ilk geçen Türk Devleti'dir. Doğru, mimari eserler vermişlerdir yerleşik hayata geçme sonucunda. Kağıt ve matbaayı kullanmışlardır. Çinlerden etkilenmiştir. Kesinlikle doğru. İlk yazılı Türkçe eserleri vermişlerdir. Yanlış. Doğru cevabım D seçeneği. 12 numaralı sorumuz. 35 derece kuzey paraleli ile 40 derece doğu meridyeninin kesiştiği noktaya gitmek isteyen bir kişi şekilde verilen numaralarda hangisini kendini bulur diyor bize. Çocuklar, 35 kuzey paraleli. Bakın, burada 0 ekvator olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey diyorsa yukarıya doğru bakmam gerekiyor. Yani 35 kuzey, işte 30 ve 45 arasında, ben onu şu şekilde paraleli kırmızıyla gösterdim. 1 var, 2 var, bitmedi. Şimdi de doğu meridyenine bakacağım. Sevgili öğrencim, doğu meridyeninde şöyle ki, şurada 0 Greenwich'ten geçen meridyen. Londra Greenwich'ten geçen 40 doğu meridyeni diyor. Doğu dediği için 0'ın sağ tarafına doğru olması gerekiyor. Yani 25 ile 50 arasında bir yer, şurada bir yere ben bir de mavi ile gösterdim bunu. Kesişen yerin burada 2 numaralı yere gösterdiğine bakıyorum. Cevabım B seçeneğidir.
13 numaralı sorumuz, yukarıda soru işaretiyle gösterilen yeri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bakalım. 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere toplam 360 tanedir. Sevgili öğrenciler, meridyenden bahsediyor. Meridyenlerin boyları birbirine eşittir. Paraleller öyle değil. Yerel saat uygulamasında kullanılır kesinlikle. Burada yine meridyenlerin özelliği. Ekvator üzerinde aralarındaki mesafe 111 kilometredir. İşte Türkiye'de 85-86 kilometre yukarıya doğru gidildikçe meridyenler arasındaki uzaklık değişir sevgili öğrencim. Doğru cevabım C seçeneği. 14 numaralı sorumuz. Anadolu'ya Türk akınları 4. yüzyılda Hunlar ve 11. yüzyılda Selçuklar tarafından düzenlenmiştir. Selçuklar Anadolu'ya gelirken diğerlerinden farklı olarak ailelerini de yanlarında getirmişlerdir. Selçukluların ailelerini de yanlarında getirmelerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu'ya yerleşecekler herhalde. Değil mi? Hani tek başına gidersin, savaşırsın, alırsın orayı. Ama aileni, obanı, ne bileyim, boyunu birlikte getiriyorsan senin demek ki Anadolu'ya yerleşme gibi bir amacın var. Doğru cevabım A seçeneği. 15 numaralı sorumuz. Türkler Müslümanlarla Hazreti Ömer döneminde komşu olmuşlardır. Emeviler döneminde ise Türklerle Müslümanlar savaşmışlardır. Türklerin inancının İslamiyet'e yakın olmasına rağmen Emevilerin hangi tutumları taraflar arasında savaşa neden olmuştur diyor. Emevilerin savaşçı özelliklere sahip olması. Hayır, Türkler de öyledir. Türklerin Müslüman olmalarını istememeleri, Emevilerin mevali yapmaları, Türkleri Arabistan'dan atmak istememeleri. Yani D seçeneğini de silebilirsin. Türkleri Arabistan'dan atmak istememeleri. Türkler zaten Arabistan'da değillerdi ki sevgili öğrenciler. Emevilerin mevali yapmaları. Mevali ne? Emevilerin takınmış olduğu ırkçılık pozisyonu sevgili öğrenciler. Irkçılık tutumları. Bu ırkçılıktan dolayı Türkleri basit bir ırk olarak görüyorlar. Hor görüyorlar. Dolayısıyla Emeviler döneminde Müslüman olmuyor. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorum. Yukarıdaki metinde verilen bilgiler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı niteliğindedir? Bakalım. Orta Asya'da yaşayan Türkler gök tanrı inancına sahiptirler. Gök tanrı inancında tanrı birdir. Bu inanç temizliğe büyük önem verir. Yine Türk devletlerinde cihat hakimiyeti anlayışı vardır. Bu anlayış tüm dünyayı Türk yurdu yapmayı amaçlamıştır diyor bize burada. Bakalım. İlk Müslüman Türk devleti hangisidir? Geç bunu. İslamiyet'in Türkler arasında yayılmasının nedenleri nedir? Kenarda kalsın. Türkler İslamiyet'i ne zaman kabul etmiştir? Türklerin İslamiyet'e hizmetleri nelerdir çocuklar? Burada Türklerin inancıyla Müslümanların inancı, yaşayışları, örfü, adeti arasındaki benzerlikler görülüyor. İslamiyet neden Türkler arasında yayılmış? Çünkü bazı inanışları, bazı örf, adetleri Türklerle uyuştuğu için İslamiyet'i daha çok benimsemişlerdir. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorun bilgi sorusu. Bu sözleri söyleyen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Ben Gazneli hükümdarıyım. Benim dönemim Gazne'nin en parlak dönemi oldu. Hindistan'a 17 sefer düzenlediğimiz gibi oraya İslamiyet'i de götürdük. Sultan Mahmut tabii ki. Doğru cevap D seçeneği. 18 numaralı sorumuz. Hazreti Muhammed'den sonraki halifelik dönemine Cumhuriyet dönemi denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Kızlar, Cumhuriyet dönemindeki en büyük özellik nedir rejimindeki? Yönetecek olan kişileri halkın belirlemesi, yani seçimle başa gelmesi. Oradaki halifeler de seçimle başa geçmişlerdir. Bundan dolayı Cumhuriyet dönemi denilmiştir. Doğru cevabım B seçeneği. Çocuklar, bir haritamız var. Bu haritaya göre 19 ve 20. soruyu yanıtlamamızı istiyor. Bora yaz tatilini geçireceğim şehir 29 derece doğu meridyeni, 41 derece kuzey paralelinin kesiştiği yere yakın konumdadır. 29 dereceyi şu şekilde gösterelim sevgili öğrenciler, kırmızıyla. 41 derece kuzey paralelini de gösterelim yine kırmızıyla. Kesiştiği yeri gördüğüm zaman burada İstanbul olmuyor mu? Aynen öyle. Doğru cevabım A seçeneği. 20 numaralı sorumuz. Ordu'da akşam 18.45'te güneş batıyorsa İstanbul'da güneş saat kaçta batar? Çocuklar, güneşin hesaplarken burada meridyenlerden yararlanmam gerekiyor. Ordu 38. doğu meridyeninde, İstanbul'da burada 29. doğu meridyeninde. İkisi arasındaki farkı öncelikle bakalım. 38'den 29'u çıkartırsam ikisi arasında 9 meridyenlik bir farkımız var.
Her meridyen arasında 4 dakika olduğunu biliyorsun. 9 kere 4'ten 36 dakikalık bir farkımız var. Yani Ordu'da akşam saat 18.45'te batıyorsa İstanbul'da 36 dakika sonra batması gerekiyor. Topladığım zaman 81, 18, 81 içinden 60 dakikayı aldım 21, 60 dakikayı da 1 saat olarak saat kısmına eklersen 19.21'de İstanbul'da güneşin battığını hesaplayabilirim. Doğru cevabım D seçeneğidir. 21 numaralı sorumuz, milletleri derinden etkileyen tarihi ve sosyal olayları olağanüstü güçlerle anlatan sözlü ve yazılı edebi eserlere destan denir. Eşleştirmelerin doğru olabilmesi için hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir? Bakalım. Çocuklar, göç destanı Uygurlar, Türeş destanı Uygurlar, bu ikisi doğru. Oğuz Kağan destanı Hunlara aittir, Ergenekon destanı da Göktürklere aittir. Bu ikisinin yerinin değişmesi lazım. Doğru cevap C seçeneğidir. 22 numaralı sorumuz, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan sosyal tesislerinden biri olan nokta nokta Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nde sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları kuruma denir. Günümüzdeki karşılığı hastanedir. Yukarıdaki tanım cümlesinde boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şifahane tabii ki. Doğru cevap C seçeneği. 23 numaralı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin, dikkat et, ekonomik nedenleri arasında yer almaz? Doğunun zenginliklerini ele geçirmek istiyorsun. Ekonomik bir nedendir bu. Avrupa halkının yoksulluk içinde olması, bu da aynı şekilde. Önemli ticaret yollarının, İpek yolu gibi, baharat yolları gibi Müslümanların elinde olması yine ekonomik nedenleri arasındadır. Ama Kudüs'ün Müslümanların elinde olması, bu da nedenleri arasındadır ama bu dini nedenleri arasındadır. Doğru cevap B seçeneği. 24 numaralı sorumuz, yukarıdaki tabloda verilen beylik eser eşleştirmelerinden hangilerinin yerleri değiştirilirse tablo düzeltilmiş olur? Malabadi Köprüsü Artuklara aittir, doğru. Yağıbasan Medresesi Danışmentlere aittir, doğru. Çocuklar, Mama Hatun Külliyesi'nin Saltuklularda olması, Divriği Ulu Cami'nin ise Mengüceklilerde olması gerekiyor. Ben burada 2 ve 4'ü değiştirirsem tabloyu düzeltmiş olurum. Cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladığında pek çok zanaatkar, şeyh, derviş de Anadolu'ya gelmiştir. Bu kişiler Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde önemli rol oynamıştır diyor. Sözü edilen kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Sözler, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Yunus Emre bunlardan biridir ama Hacı Bayram Veli 14. 15. yüzyılda yaşamış olması gerekiyor. Yani Osmanlı döneminde. Dolayısıyla Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladığında, yani 1000'li 1100'lü yıllardan bahsediyor. O yıllarda Hacı Bektaş Veli, Mevlana Yunus Emre var ama Hacı Bayram Veli daha sonra yaşamış bir önemli bir zattır. Doğru cevap C seçeneği. Sevgili öğrenciler, yazılımımız sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.